dakikalar, gündemi belirleyen programlar, hepsi yanı başınızda. Efendim Serkan Evcil, Çağlar Dönmez ve Hamit Er üçlüsüyle ve çok saygıdeğer konuğum Ülker Fahri ile programımızın ikinci bölümüne kaldığımız yerden sıcak sıcak haberlerin hemen ardından devam ediyoruz. Evet, Kıbrıs konusu dedik, aldık yolu gittik, bir sürü olaylar var. Guterres'in açıklamaları işte buradadır dediniz ama 2003'te de Annan'ın açıklamaları var. Onlar da düştü yine ve senelerce bu olaylar devam ediyor. Ülker abi, siz söylediğiniz ki ve bilhassa Guterres'in açıklamalarından bahsettiğiniz haberleri izlerken işte bak bunlar 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 var dediniz. Dilerseniz onlardan birkaç madde verelim ve bunun karşılığında da bizim nesil için federal çözüm bitmiştir. Bizden sonra, bundan sonra yolumuza Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile devam edeceğiz diye Cumhurbaşkanı'nın işte yeni haberlerimizde izlediğimiz Maronitler dönecek, göçmenler dönecek, Maraş açılacak vesaire bu olaylar var. Tamam, yola devam edeceğiz ama bunun karşılığında çözüm olarak ne var? Yani kakadaca devam edecek ama nasıl devam edecek? Yani o yok. Birazcık böyle somut konulara girelim. Yani şimdi... Ve bana lütfen Avrupa Birliği'nden de bahsedin. Yani müktesebatlar kuzeyde uygulanıyor mu? Yok. Güneyde var. Güney'in Birleşmiş Milletler'de koltuğu var mı? Yunanistan'ın var mı? Var. Onlar oraya üye midirler? Üyedirler. Ama kuzey üye değildir. Ve bununla birlikte en basitinden güneyde çıkan yangına... milyonlarca euro yardım, sonra tropikal aslan balığına 60 kusur 600 kusur bin euro yardım, yani her şeyin yardımını güney alıyor, kuzey de diyor ki ben de bu müktesebatları uygulamaya çalışayım, birileri diyor ki Anastasia dese diğer taraftan bak işte bir yararlanacaklar bu işten, bak idaret durumu da kesin önünü kesilip gidiyor. Ama şimdi ben de bu şekilde konuşmak istemiyorum yani. Ben kalıcı, güzel bir çözümden yanayım. Çünkü dün bir, bugün iki, bu futbol karşılaşması ile ilgili çok olaylar var. İnsanlar geldiler buraya bir şeyler yapsınlar. Bu koordinasyon ofisi olacak dediler. Yapmayın, etmeyin. Ve vazgeçtiler, geri gittiler. Ama ülkenin Dışişleri Bakanı bugün açıklama yapıyor ki Kuzey Kıbrıs sporuna diyor Türkiye Cumhuriyeti destek vermelidir. Geldiler Sayın Bakan ama çok farklı anlaşıldı. Ve Başbakan Özgür Gün o heyeti kabul etti. Ne gerekirse sizler için yapacağım yardımda bulunacağım sahaların iyileştirmesi spordan gelen bir başbakana sahibiz şu anda. Ama her şey spordan gelen bir başbakanla olmuyor. Bu iş bir sistemdir, bir yapıdır. Tekerin içerisindeki çakıldaşı gibi her döndüğünde sen sağa fırla, sen sola fırla olacak iş değildir bunlar. Ve gerçekten sizden o Avrupa Birliği'nin gerçek bu konuşmalarda, görüşmelerde Guterres açıklamalarda bulundu. Sizin şu anda önümüzde var, okuyacaksınız da bize. Ama bu Türk tarafı oturduğunda bu masaya, ya siz düzgün konuşmuyorsunuz, hadi in yürüyün gidin yerinize diyemezlerdi, derlerdi. Ya bu adamlar ta 3 senedir işte o Kadayıf'tan, Zivaniya'dan buralara kadar getirdiler. Ne oldu ki son anda Transmontana'da hadi herkes evine gitsin. Nasıl bir şeydir bu? Şimdi sizi dinlerim, içim kanarlar bu sayılarınız. Deniz Fahri, gerçekler. Bu rally arabasını sürer. Bunu KKTC bayrağı adı altında, ne bileyim işte kurulacak bayrak adı altında ne isterse olsun buradaki Türkleri de ezdirmeden, bıkmadan, usandırmadan
çıksın o da kendi ülkesinde Kıbrıslı Türk olarak bu arabayı İngiltere'de başka yerde orada burada göğsünü gere gere ya da işte benim oğlum satrançta ne bileyim başkasının oğlu voleybolda, basketbolda, futbolda ne zaman olacak Ülker abi? Siz dediniz ki çözümsüzlükten ne mal alanlar da vardır. İşte ekonomik bir durumdur bu şekilde işte kazan ama bu ülkenin gençliği heba oluyor, gidiyor. Okuyan çocuk geri dönmüyor diyoruz da çıkıyoruz televizyonlara bas bas bağırıyoruz. Yani bugün gazetemizde, diyalogda su denize dökülüyor. Adamlar niçin, bize bir... Niçin? Niçin denize? Şimdi ambargo neresinde orasının? Şimdi beceriksizlik mi? Bunu güneye de verelim. Onları da kullansınlar. Bu kuraklık, bak, bu şeyde... Bak bütün söylediklerine katılıyorum ne söylediysen. Canı gönülden kazanıyor ve içim yanar. Bunları duyduk sonra. Ama en güzelini en sonunda söyledim. Şimdi denize dökülmesi suyun ambargoyla alakalı mı? Ya Türkiye'den milyarlarca lira para harcandı. Dünyada ilk defa olarak denizin içine asılı borularda su getirilir bu memlekete. Bizim belediye başkanlarının halkı kazıklayacaklar diye. Bak, döndük Kıbrıs'ın içerisine döndük. İçerideyiz tamam. Şu anda. Sen suyu kim yönetecek? Bir kere önce sen kendi evini yönetebildiğin de memleketi yöneteceksin. Kendi köyünü yönetebildiğin de memleketi yöneteceksin. Ama bu ülkede siyaset o kadar pistir, o kadar kirlenmiştir ve o az önce söylediğim içte ve dışta rant yiyenler o kadar çoktur ki suyun nasıl dağıtılacağını, Kıbrıs'a kadar gelmiş suyun nasıl dağıtılacağı konusunda 1,5 senedir daha şey edilmedi ama bizim su 2,5 liradan 6 liraya çıktı tonu. Çatır çatır ehaliden alırlar. Çatır çatır öderler maaşları. Başladılar onu bile ödeyemesinler gene bazılarında. Ve su günde 200 bin ton su gelir. Bunu bakan açıkladı. Dolayısıyla şey yok. 120 bini çünkü sistem o şekildedir ki teknik olarak o suyun gelmesi gerekir. Geldikten sonra da baraj da sığmaz. Paraya mal olur. Denize dökülür 120 bin tonu. Ve bunu utanmadan biz siyasiler bunu konuşur, bunu tartışır. Çünkü boru döşemekten bile acizdirler. Var olan boruları, yıllardır döşedikleri boruları, demek ki hep bu yaptıkları ihaleler hep sahtekarlık doluydu. En adi malzeme kullanıldıydı ve şimdi basınçlı su verilince çatır çatır borular her gün bir yerden patlar. Hadi gelsin de bana ambargonun arkasına saklansın. Ne ambargosu ya? Beceriksizliktir bu. Niçin inginar yetiştirenler inginarları en pahalı döneminde çatır çatır satarlar Avrupa'ya? Çatır çatır ihraç edilir. İngiltere'ye, Almanya'ya ihraç edilir. Güzelyurt'ta nar ektiler. Son AB'nin şeyinde, programında. Bütün o narlar Avrupa'ya ihraç edilir. İstenilen sulama şekliyle, istenilen topraklama şekliyle, ekimiyle, her şeyle. Ve kaliteli, yani düzgün sulanır, düzgün bakılır, düzgün gıdası verilir, düzgün budanır, ürün gününde toplanır, toplanır toplanmaz da ihraç edilir. İnginar bu şekilde satılır, nar da satılır. Niçin patates satılamaz veya portakal satılamaz veya domates satılamaz, başka bir şey satılamaz? Çünkü onlar alıştırıldılar. Hem siyasetçi hem üretici portakalı çıkaracak, hiç bakılmaksızın kalitesine Ciprovex alacak,
içinden seçecek, iyilerini ihraç edecek. Devlet bilmem ne kadar sübvanse verecek, inginarınlara sübvanse mi verir, vermez. Ama devlet alacak onu elinden, satsa satmasa devlet ona ödeyecek parayı, çürütüp çöpe dağıtacak gerekirse, patates de aynı şekilde, hayvancıdan sütü alacak, hellim peyniri satabilmesi için dünya kadar, maliyeti kadar da şey ekleyecek, üzerine sübvanseye verecek ihracatçıya, milyarlarca lira veya dönersek sterline veya euroya milyonlarca teşvik primi adı altında kendisine rüşvet verecek. Bunun karşılığını da o bölgede, hayvancının olduğu bölgede o milletvekilleri, şu bu projeleri destekleyenler oyu alacak karşılığında. Bunları konuşmamız gerekir. Şimdi Kıbrıs'ta ambargoyu konuşacaksak. Yok öyle. O arkasına saklanmadır şeyin, ambargonun. Şimdi Avrupa Birliği dediniz siz. 2004'te yeşil hat tüzükleri çıktı. Şimdi ben o dönem onları böyle kelime kelime incelemiş birisi olarak. Rum'u mecbur etti Avrupa Birliği komisyonu. Kuzeyde Avrupa Birliği kurallarına göre üretilen her türlü ürün, buna sadece et ve süt ürünleri o dönem için ertelenmişti. Onun dışında narinciye, patates ve diğer her türlü ürün konfeksiyonunda dahil ne varsa et ve sütün dışında bütün ürünler AB kuralları çerçevesinde yetiştirilmek koşuluyla Limassol'dan ihraç edilmesine olanak vereceğim dedi Rum'a. Mecbur etti Rum tarafını, kuzeyde yetişeni götürüp şey etsin. Ama bizimkiler ne dedi? Bizim yönetim o zaman. Hayır, biz Rum'un egemenliğine girip Limassol'dan ihraç etmeyip Mausa'dan edilsin. Avrupa Birliği de o dönem dedi, ya daha Kıbrıs sorunu çözülmemiştir. Şimdi geçici olarak Limassol'dan ihraç ediniz. Ben bunun olanağını sağladım ve Rum buna mecburdur, engelleyemez. Git sen anlaş, gemi kirala. Nasıl getirirdin eskiden gemiyi, Mausa limanına da doldururdun Badadez'i veya Portugal'a gönderirdin. Limassol'a getir gemiyi ve doldur götür. Hiçbir engel çıkaramayacak durum. Bizimkiler reddetti bunu. Bir süre sonra daha da ileri gittiler. Gitti bazı iş adamları. Güneyde şirket kurdu. Kuzeydeki ürünü o AB kurallarına göre yetiştirilen patatesi güneye sattılar şeyle. Ve güneyden o alan Türklerin kurduğu şirket. Onlar ihraç etti o taraftan. Öğrenir öğrenmez bizimkiler durdurttular, yasakladılar o tarafa satılmasını. Şimdi bunların için insanlardan gizlerler. Çünkü ambargoda beceriksiz siyasetin veya siyasetçinin beceriksiz ekonomik uygulamalarını örtbas etmeye bir şeydir. Eğitimde de aynı meseledir. Bazı şeyler, bazı üniversiteler eğitimde de buldu yolu, bu hükümetlerin, atladı hükümetleri daha doğrusu şeyde ve Avrupa'daki bazı okullarla anlaşmalar yaptılar. Öğrenciler veya diploması tanınmasa da tanınır. Yani gidip artık buradaki bir üniversite bitir. O anlaşmaları yapan üniversite bitiren öğrenci gidip orada da İngiltere'de ve Almanya'da master'ın şeyini yapabilir. Biz ambargoyu uygulayan kendi siyasilerimizdir. Hiç başka şeyden aramasınlar şeyi. Çünkü biz üreticiyi alıştırdık.
kalitesiz portakal yetiştirsin. Alıştırdık kalitesiz bazadır yetiştirsin. Hayvancıyı alıştırdık kalitesiz et yetiştirsin. Kalitesiz süt ürünü yetiştirsin. Ya dünyadaki kural artık tüketiciye en iyi kalitede ve en münasip fiyatta ürünü AB içerisinde lazım. Nerede bulursa sunmak lazım. Sen sunma. Senin şimdi tabii gidip bu yerleri görmeyen insanlar için söylenene inanmak çok kolaydır. Şimdi siz çıkın buradan, yazdır şimdi, yaz olmasına rağmen gidin bizdeki ineklerin yaşadığı ağılları bir görünüz. Şimdi yazdır. Hayvanların yer yemi sütünü alır, dışkısı, sidiği, onun üstünde de uyur. Kışta hayvanlar dizine kadar yağmurun suyundan da çirkefin içinde yaşar, çirkefin içinde uyur. Boynunu büker hayvan boğulmasın diye şeyin ama vücudunun yarısı çirkefin içindedir ineğin. İsterseniz yerinde görmekten şey ederseniz gidin kasapların yanına canlı hayvanları getirdiğinde göreceksiniz. İneğin bir tarafı hep şeydir. Kurumuş, üzerinde kurumuş kendi çirkeftir. Yani kendi dışkısından, sidiğinden ve yağmurdan oluşan çirkeftir. Koyun beyaz değil tüyleri, simsiyahtır. Çünkü o da aynı pisliğin içinde yatır kakar. Ama Avrupa'ya gittiğinde aynı inek, hani bize damızlığını getirirler de bir süre sonra nesil körelir. Ama aynı inek o ülkelerde yaşadığı çiftlikte böyledir. Ortaya doğru meyillidir. Duvarın kenarıyla, yani ağılın, kapalı ağılın, öyle bizimki gibi açıkta da üstünde lamarinalar değil de hayvanlar yaz, kış aynı şeyde yaşar. Binanın içinde yaşar hayvanlar orada. Gündüz açar kendini meraya verir, yeşilliğe salıverir ineği. Kışın kapalı binanın içindedir. 24 saat vantilatör sistemi vardır. Hava değişikliğini yapar. Zeminde böyle içeri doğru en az 15 santim meyil vardır. Orta yerde kanal vardır. Bütün şeyin akıp gittiği hayvanın sidiği falan. Her gün sabahleyin hayvanlar dışarı çıkarılır. Basınçlı sularla önce ağlar temizlenir. Havalandırılır. Bu arada hayvanlar açık merada gezer. Çiftliğin merası vardır. Çiftlik dediğin böyle bir basketbol sahası kadar demirlerinden kesilmişler söylenen marina değil. Hayvanlar insanların yaşadığı temiz koşullarda yaşatılır. Öyle olunca da sütü de daha fazla olur, eti de daha fazla olur. O zaman bunu da şöyle yapmak lazım. Bu işi yapabilecek, gerçekten bu işi yapabilecek insanlara bu iş verilmeli. Değil mi? O kalitede, o teşvikte, o günlerde. Hayvancı kimdir tanımını yapabilir mi biri? Devlette memurdur adam. İki tane de ineği vardır. Diğer hayvancının şu esas geçimini hayvancılıktan sağlayan insanın haklarına o da aynı teşviklerden yararlanır. Kamu görevlisidir. Çiftçi tanımını yapabilir mi biri? Kamu görevlisi de devletin rezerv arazilerinden devletten arazi kiralar eker. O da devletten o parasal yardımları alır. Ama şey de alır, kamu görevlisidir de. Ha bunları görmeyik biz ama doktorlar ikinci iş yaparmış diye günlerce mahkemelerde süründürürler insanları. İşte 1 Ağustos tarihinde de. 1 Ağustos'da kaldı 5 gün. 5 gün kaldı. O da merak konusu ne olacak? Ne olacak diye şey çırpınırlar. Ama diğer taraftan aynı ülkede kamu görevlisine arazi kiralar, çiftçilik yapar. Aynı teşviklerden yararlanır. Kamu görevlisi de gider 2 tane inek alır. Evinin bir
Kövde anasının evinin bir kenarcığında, çünkü kendi kövde oturmaz artık, kasabada oturur. Bu memlekette konuşacaksak böyle bir saatlik de yetiştirmeyik. Gelsin karşımıza bu insanlar, bizim karşımıza gelsinler. Bu devletin tarım bakanları, müdürleri gelsinler bizim karşımıza. Bilinçli insanların şeylerin değil. Gene söylüyorum şimdi, ben hayvan beslemeyi bilmem. Ben hayvan sağmayı da bilmem. Ama ben bir hayvanın günde ne kadar yem verileceğini, hangi gıdalara ihtiva edileceğinin kitaplarda yazılı olduğunu ve ona göre yem verilmesi gerektiğini bilirim ve ona göre yapılması gerektiğini bilirim. Ama sen mandırada işte hayvanın önüne yemi koyan, sağmayı yapan bilmem neyi, kuruldu böyle bir şey, bir düzen var ama bir çete düzeni de vardır. Şimdi bunları da konuşmak çok zordur. O insanlar bunları konuşamaz. Çünkü Ülker abi, sözünüzü kesmiş olarak algılamayın. Bu cümleyi söyleyeyim de peki, kesme. Abi, tamam. Çünkü Tarım Bakanı veya tarımla ilgili müdür, müsteşar neyse aldığında karşısına hayvancıların temsilcilerini, o ne kadar söylese kendine, o da ona ne kadar söylese bilir ki ertesi günü, üç gün sonra gidecekleri de ne kadar teşvik alacaklarını, ne kadar kredi, ne kadar yem, ne kadar o, ne kadar bu sütü kaça, yemi kaça konuşacakları için o benim gibi insanların söyleyebileceğini söyleyemez kendisine. Çetedir bunlar ya. İki taraflı, karşılıklı. Şimdi Lefke Hanı'nın içerisinde karşılıklı kahve içerler, bize de ısmarlar mısın derler. Bakanlıktan yaşamazlar. Televizyon programında, halk meclisinde farklı konuşurlar. Diğer tarafta da ondan sonra ya anlaşılır ya da anlaşmazlar. Şimdi Ülker abi, temiz bir sayfa, tamam, bembeyaz bir sayfa. 1927 yılında Türkiye Cumhuriyeti'nde devlet tarafından ilk nüfus sayımı yapıldı. 1927. Evet, 1927'de 13.648.270 kişi tespit edildi. Ve 70 yıl sonra, 2017 yılındayız, 80 milyona ulaştı rakam. Bu da demektir ki her yıl 1 milyon artıyor Türkiye. Yüz ölçüm belli, her şey belli. 6 katı işte. Korkunç. Korkunç. Buna benzer ülkelere baktığımız zaman ve işte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 1571 yılında 150 bin kişi iken ve şu anda Google arama motoruna baktığınızda da işte 30 bin tane asker var diyor orada, odur budur falan. Ve Devlet Planlama Örgütü Müsteşarı Ödül Muhtaroğlu, daha önce yapmış olduğum, 1,5-2 sene yapmış olduğum programlardan bir tanesinde 320 bin civarı ve son 2014'teki nüfus sayımında 313.626 kişi olarak sayıldığımız durumda nüfusumuz çok mu az mı yüz ölçümüne göre? Vereceğiniz cevaptan sonra da başka bir soruya geçeceğim. Nüfusumuz çoktur. Çoktur. O zaman şimdi yine bir İngiliz kolonisi olan Hong Kong'da İngilizlerin çekilmesinin ardından 1900'lü yılların sonlarına doğru, neredeyse günümüze doğru geliyor işte ve yakın. Çin'den oraya giden ve bu nüfusu orası kaldıramaz deyip de bir anda tekrar o nüfusu Çin geri çektiğinde, yani şuraya getirmek istiyorum. Bizi idare edenler, bu nüfusta hastane yeterli midir? Üniversiteleri yeterli midir? Ne bileyim işte kiralık otolar yeterli midir? Yani 2018 seçimleri çok çetin geçecek. Ama çetin geçecek derken de ben farklı bir şey beklemiyorum. Çok başlı bir hükümete gideceğiz. Ama ben isterdim ki işte başkanlık seçimidir, değildir vesaire, onları da bir tarafa bırakıyorum. Bir kriz yönetimi kurulsun. Az önce Ülker Fahri'nin dediği gibi işte enginar böyle, ne bileyim diğer meyveler öyle veya hayvancı böyle, sağlıkta böyle, eğitimde böyle.
yapamayan da çekilsin. Bunu yapacak gücümüz olacak mı? Yoksa gerçekten yeni seçilmeyi bekleyecek olanlar da seçimler işte belirlenen tarihten önce yapılsın ki bütçe görüşmeleri seçimden önceye gelsin dedi Sayın Özersay. Ya nasıl olacak bu işler? Şimdi çok fazla döndüm, dolaştım, getirdim, ettim ben, ama ben gayet iyi anlıyorum seni. Şimdi bir kere şu var. Bu ülkedeki siyaset kurumu fikir üretemiyor. Hiçbir konuda. Yani Kıbrıs konusunda da fikir üretemiyor. Tarımda da fikir üretemiyor. Eğitimde de fikir üretemiyor. Sağlıkta da fikir üretemiyor. Trafikte fikir üretemiyor. Çünkü nedeni çok basittir ama o nedenle yüzleşemiyorlar. Bir sistem var bu memlekette. İşte dün Cumhurbaşkanlığında alınan o karar vardır. Bu Maronilerle ilgili olarak. Dinlerim bugün arabada giderken haberlerde saydılar bakanlıkların adını, onların müsteşarları, işte dışişleri, içişleri, bilmem kim, işte askerden bir kişi, bilmem kimden şey. Her konuda bizde şöyle bir şey vardır. Bir komisyon oluşturur, onu yapsın ve şeyler oluştururlar. Müsteşarlardan veya bakanlık temsilcilerinden, işte müdürdür onlara da tabii, yani temsilcisi derken. Onlar o konuda bir anda kendilerini uzman zannedilir. Ya şimdi öyle değil, öyle olmaz bu işler. Sen orada bir karar aldıysan, o işi, o projeyi oluşturacak bir kere hem yazacaksın, hem oynayacaksın, hem de değerlendireceksin. Olmaz öyle şey. Sen uzmanını çağıracaksın, sana proje hazırlasın. Sonra o konuda uzmanını çağıracaksın, uygulasın. Sonra da uzmanını çağıracaksın, sonuçları değerlendirsin. Nar ve inginar içine siyasetçiyi bulaştırmadığı için başarılı oldu ve başarılı şekilde gidiyor. Siyasetçi girdiği gün içine bozulacak. Berika versin, o insanlar farkındadır ve şey etmiyor veya işte öncüleri farkındadır diye bulaştırmıyor. Tamam, bu örneği alarak biz şimdi bireysel bazda bir toplumsal kalkınmaya gidemez miyiz? Örnek veriyorum. Siz sigorta işiyle uğraşıyorsunuz. Yıllarca ben de sizinle çalışıyorum. Ama hiçbir zaman ahbap çavuş ilişkisine dökmedik. En son aldığım araba, ki kendisine lakap da taktım, yumurtacığım diyorum. Sosyal paylaşımdan çok değerli yönetmenim reklama girer veya girmez. Bunu isterse yayınlayabilir. Değeri de bellidir. Ben bu arabanın sigortasını çıkarmak için sizin yanınıza geldim. Siz benim oraya geldiğimi bir şekilde kulak misafiri olarak duydunuz. Ve ofisinizden çıkarak dediniz ki gel Togay kardeşim görelim diye. Ha, bana diyebilirdiniz. Evet, ya ben güvendim sana, arabanda kaza yoktur, hiçbir şey yoktur, gördüm işte budur, 3'üne 5'üne çarparım, indirimi yaparım, senin aranın sigortası bu kadar para eder. Geldiniz, gördünüz, tespitini yerinde kendiniz yaptınız. Dürüst bir şekilde de bu arabanın sigortası yaşına göre, kurala göre, kaydını yönetmeliğe göre budur dediniz. Ben sosyal sigortalara gittim. Gözlük camı almak için önce sıra bekledim. Göz önünde bir kişiyim ben. Sıram geldi. Oradaki memura dedim ki ben bu kimlik kartı, işte KKDC vatandaşı, yurttaşı bir şahıs. Halen daha onaylanmadı dedi bana. Kim onaylayacak dedim. Üst kattakiler dedi. Üst kattakiler kimdir dedim. Bir kat üstte dedi. Çıktım üst tarafa. Çok saygıdeğer bir dostumuz orada bana dedi ki dur ben bakayım dedi, işte sana yardımcı olayım, nedir ne değildir, nerede dedi. Şu anda seninki dedi onay aşamasında bile değil dedi bana. 19 Mayıs'ta müracaat ettim ve
Temmuz bitiyor. Temmuz bitiyor. Ama şöyle küçük bir kağıtçık verirler. 0392 Kıbrıs kodu 22 kusurlu falan. Sosyal sigortalı dairesine ait bir telefon numarası. 30 veya 45 gün zarfında bu numaradan ödenek hazır mı değil mi diye sorabilirsiniz. 30 veya 45 gün geride kaldı. Şimdi anlayabilirsiniz. Yardımcı oldu bana ama bu arada senden anlayış bekliyoruz dedi ilgili birim ki orada iki tane bayan çalışır. İki bayan. Güzel Yurt, Girne, Mausa, Lefke, İskele, Lefkoşa hepsine bunlar bakarlarmış. Eyvallah dedim. Hangi aşamadaysa orada kalsın. Tam arkamı döndüm. Aldığım yardımdan veya güzel tatlı dil ve güler yüzden dolayı memnuniyet getire ayrılırken müsteşarı gördüm. Er için tek aklılar. Çocukluk arkadaşım, babalarımız arkadaş, küçük bir ülkede yaşıyoruz. Hayırdır dedi baba, ben de benim kendi üslubumda canımsın dedim falan. Ne var dedi baba, böyle böyle durum. Çoklu bayanların bir odasına girdik birlikte. Vatandaş diyor gözlük şeyini ücretini soruyor diyor. Karşı taraftan bir tane hanımefendi şey diyor. Biz aşağıdayken hem gözlükleri hem hamileliklere hem hastalıklara bakıyorduk şimdi uyumuyor diyor. O da diyor ki çözün bu işi. Hemen oradan bir hanımefendi daha atıldı. Kimlik kartı kız nedir dedi. Aldık verdik vesaire her şeyi söyledik. Kadıncağız kalktı ilgili birime yürüdü. Bu arada da benim kaçtığımı zanneden diğer memur yan taraftan çıktı ve beni görmeden diğer tarafa girdi. O bayan söyledi, az önce sana söylediğim kimlik numarası bu dedi. O da şeydi, yani Erçin Bey söylediyse dediği anda ben odaya girdim. Dedim bakın ilgili şahıs benim, sizden hiçbir yardım talebinde bulunmuyorum. Beni lütfen hangi sıradaysam veya neredeysem orada bırakın, kimsenin önüne geçmek istemiyorum. Ancak dedim, bakın yanlış anladınız, ben burada bir kişiyim de oyum da buyum da falan. İşte bir kişi de olsan belli bir sırada olması lazım. Veyahut bu ülke bilgisayar sistemine geçmesi lazım. Başbakanlığa bağlıdır, nedir, ne değildir ki. Sen olmadın da senin yerine gösterdiğin izinde personelin yerine başka birinin bakması lazım. O sistemde görünecek o. Yani İsmet Hakim döneminde elektrik kurumuna yüzlerce adam alınmış, 60 kişi alınmış, 70 kişi alınmış veya başka bir bürokratın döneminde başka bir kuruma alınmış, başka bir kurumda da şu anda grak grak ediyorlar. Olmaması gerekiyor sevgili Hükümet Abiciğim. Tamam, %100 katılırım sana. Yani bu devletteki yani kamu görevlileri, kamudaki hizmet olması gereken gibi mi yapılıyor? Yani ben hiçbir zaman kamu çalışanlarını şey yapmıyorum. Sistemsizlik vardır. Yani bir daire vardır işte anlattın. Ya yani ne yapsın iki kişi bütün KKTC'nin şeyini, yetişme meselesi vardır. Demek ki o daireye daha personelistir. Veya neden yani Güzel Yurt'takini Güzel Yurt çözmesin, Girne'dekine ille ki burada paradır diye. Yani senin Lefkoşa'dakına güvenin de oradakına güvenmiyor. Yani bizde sistemsizlik var. Personel dairesi de bir şey var. Ama ne yaptıklarını yani bilirler ki hangi daireye hangi biriminde hizmetler verilirken personel. Elektrik kurumunda galiba 700 kişi çalışır diye duydum bir konuda. Vezne'de çalışanların canı çıkar. O elektrik kurumunun veznesinde çalışanlar ki birçok insan bankalar kanalıyla ödemesine rağmen artık veznelerde ödemeye gidenler durmamak koşuluyla çalışır o insanlar orada. Ama başka bölümlerinde elektrik kurumunun öyle çalışmazlar. Niçin orayı yönetenler şey etmez? Veya hastanede de aynı değil mi? Şimdi hastanelerde, okullarda, daha başka yerler de vardır. Temizlik hizmetleri özele yapılır. Yemek hizmetleri de özelde yaptırılır da getirilir. Şimdi daha önceleri Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde yemekhanede çalışan
Ne oldu o insanlara? İşten durduk mu dergilerini? Ama yemekleri özel şirket memur getirir. Memur oldular belki de. Özel şirket getirir ve insanlara özel paketlerin içinde götürürler, şey dağıtırlar. Temizlik şirketi de gider temizler hastaneyi. Hastanenin temizlikçileri ne yapar şimdi? Oradadırlar. Ödenirler. Şimdi bu insanları eğitip de yararlandırılamaz mı? Yoktur öyle bir şey. Çünkü şey edemez. Toplu sözleşme varmış ve onu başka bir işe, başka bir bölüme o istemedik sonra aktaramazmış. Bak bir şey anlatayım sana da. İster gül ister ağla, izleyenler de inanmazlarsa bana özelden arasınlar beni telefonda, böyle burada söyleyemem, isim vererek söyleyenlerine. Lefkoşa'da bir okulda 4 tane hademe var. Ve bir tanesi hamile doğum yapacak. Bilin 3 ay önce, 3 ay sonra doğrudur. İzne çıktı. Okulun müdürü, yetiştiremez şimdi 3 kişi, biliyor ki bir başka Lefkoşa'daki okulda, yani aralarında 1 kilometre mesafe var, belki de daha az, bilir ki orada 6 tane hademe var ve rahatlıkla 4 kişi yapabilir o işi. Gidiyor Eğitim Bakanlığı'na ve oradaki İlköğretim Daire Müdürü'ne. Diyor ki işte bizde birisi izne çıktı, 3 kişidir. Falan okulda da 6 kişi vardır. Birini geçici olarak bize aktarın. Tamam derler. Ama 6 taneden kimsesi gitmeyi kabul etmez oraya. Lefkoşa'nın içinde bir okulda mı birine? Diğer üçü de tabii haklı olarak derler ama yani bizim görevimiz 1/4'ünü yapmaktır burası. Şimdi bize isterseniz 1/3'ünü yapalım isterseniz buranın. Yapamayık. Yani personel alsınlar. Bak burasını çok iyi dinlesin izleyenler. Bakanlık müdürü adama ne diyor bilirsiniz? Okul müdürüne. Ya al birisini diyor. Sen tanıdık birini al diyor. İşe işlet. Da yoktur bir tanıdığın, sana versin bir fatura, pencere kırıldı da onarttıydın da ona ödeyeceğin para kadar gel sen çıkarayım para. Yani sahtekarlığa şeydir kendini. Şimdi aslında kötü niyetli olmayan çözüm üretmeye çabalar o da. Tamam, böyle çözüm üretilir Allah aşkına. Şimdi bak işte sistemi anlatıyorum sana. Böyle çözüm üretilir. Ve alıyorlar oraya bir kişiyi ve ay sonu gidiyor o müdür, şey diyor, bir dülgerden işte kırılmış pencere, pencereleri tamir etti diye. O zamanın asgari ücreti kadar bir şey fatura yazıyor kendine. Bakanlık da çıkarıyor parayı. KDV de vardır diye. KDV de ödeyorlar adam. O da gider öder KDV'yi, hiçbir şey etmedi. Ve veriyorlar şeye. O geçiciyi aldılar şu yapsın işi. Temizlik görevini. Şimdi bir devlet otoritesi yoksa da maskara olursa, şimdi ben gene şimdi kimseyi hor görmüyorum ama aşağılamıyorum da, herkese saygım da var. Bak tekrar söylüyorum. Benim için insan insandır. Ama bunlar gibi yüzlerce olay var. Cumhurbaşkanına insan olarak ne kadar saygı duyuyorsam, ne bileyim ben, bir temizlik işçisine de aynı insana duyduğum saygıyı ona da duyuyorum. Ama bir cumhurbaşkanından başka bir şey beklerim, bir temizlikçiden de başka bir şey beklerim. Ondan temizliği en iyi yapmasını beklerim. Cumhurbaşkanlığı'nın da cumhurbaşkanlığını en iyi şekilde yapmasını beklerim. Ne zaman en iyi şekilde yapacağız? Süremiz daralıyor çünkü. Kıbrıs'ta anlaşma olmasını bekleyecek. Hayır. Yoksa 2018 seçimlerinde çok güzel bir... Yasalara
yasalara riayet ederek ülke yönetmeyi öğrendiğimiz gün, yok ki insanlara göre özel yasalarda tadilatlar yaparak ülke yönetme devrinden vazgeçeceğiz. Ülker abi, yasalar diyorsunuz ama şimdi müteahhitler cezaevinin ihalesiyle ilgili bağırıp çağırıyorlar. Bu diyor işte Kıbrıslı birine verilmesi gerekti diyor bir abimiz yine. Ama Kıbrıslı müteahhitlere de verdiler ve Türkiye'de açılıyor. Biliyorsunuz hastanede olan olaylardan dolayı bu ihalelerdeki işte yolsuzlar vesaire bir sürü ve Türkiye'de açılmasına karar verildi. Bu Türkiye'deki ihale muhabbetlerinin de geçmişteki durumunu biliyoruz nereden kaynaklandığını. Evet. Ama akşam Ortaköy'de iki tane beton mikseri, o kadar çok iş var ki işte Kıbrıslı müteahhitler iş verisine dolusunuz, dolusunuz ve Ortaköy'de gece yarısı 23-30 surlarında elektrik tellerini söktünüz ve oradaki insanları mağdur ettiniz. Gündüzler nerelere gitti ve siz geceleyin beton mikserleri Ortaköy'de yaşlısı da var, hastası da var, çocuğu da var, o su da var, her şey de var ve siz bu insanları gece bu sıcakta elektriksiz bıraktınız. Nerededir bunun müteahhitliği? Nerededir bunun? Bırak müteahhiti, bırak onu. Nerededir devlet otoritesi? Bu ülkede çalışma saati diye bir şey yok mu ya? Bu ülkede çalışma saati diye bir şey yok mu? Vardır ha. Ama bu ülkede niçin eskiden 74 öncesi veya 74'ten sonra da vardı bir süre dükkanların açılıp kapanma saatleri vardı. Sabahtan 7'den önce açamazdı adam dükkanını. Öğlen 1'de kapatmak zorundaydı 2'ye kadar. 2'de açardı, 4'te tekrar kapardı. Yazda 1'de kapardı, 4'te açardı, 6'da kapardı. Çünkü günler uzar, öğlen sıcaktır. Niçin uyardı herkes da kimsesi şey etmezdi. Aman olmaz, ben batarım, ben ederim demezdi. Niçin pazar günü ve cumartesi öğlenden sonra eskiden tatildi diye hiç kimse kahvehane, yani eğlence yerleri dışında insanların zaman geçirdi. İşte kahvehane, birahane, meyhane, lokanta, pastahane, sinema, onların dışında hiçbir iş yeri, inşaatlar dahil olmak üzere saat 4'ten sonra çalışamazdı, cumartesi günü 1'den sonra ve pazar günü hiç çalıştıramazdı, açamazdı. Da şimdi aman batarıkta gece yarılarına kadar süpermarketler, sabaha kadar süpermarket açabilir. Da bu yasalar vardır. Niçin uygulamazlar da kapatsınlar? Çünkü siyasetçiyle o işte o çete bunları ne güzel böyle götürürler. Karşılıklı al ver. Her zaman parayla değil ya her şey. Başka şeyler de vardır. Terficik vardır. İşe almacık vardır. Gümrükte göz ardı etmecik vardır bazı şeyleri. Gidip ilaçlı mı değil mi o zepseler kontrol etmeme vardır falan. Tarihini kontrol etmeme vardır. Bütün bunlar gelirik. Herkes yattı şimdi rahata. İşte Kıbrıs sorunu çözülmüş olsa bunları yapamayacaklar. Şimdi ben süremizi tamamlamış durumdayız. Tamam. Ben çalışma saatlerini uygulamam için Kıbrıs sorununun çözümü gerekir. Yoksa yollarda trafiğin doğru düzgün akışını sağlamak için şey ister. Söyle Kıbrıs sorununun çözümü gerekir. Yoksa zebzeleri, meyveleri, aşırı ilaç, aşırı bilmem hormon kullanmamak için Kıbrıs sorununu ister. Yoksa okulda öğrencilere doğru dürüst eğitim verilmesini şey engeller, Kıbrıs sorunu engeller. Ne? Ya yoksa gece sabahlara kadar müzik çalıp en kısa sürede bu başıbozukluktan kurtulup düzenli, temiz, tertipli bir sistemle
yönetilmek dileğiyle diyelim. Ve en son buluşmamız Mart ayındaydı. 5 ay geçmiş bir sürede bu kadar arayı aşmayalım diyelim. Sevgi ve saygılarımla zevk aldım. 5 ay aradan sonra sana geldiysem demek ki bir yılda ben 3 defa televizyonuna ettim. İkisini sana geldim. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Evet, Haber Ötesi Diyalog TV'de her çarşamba akşamı 9 haberlerinden sonra arada da haberler ve tekrardan saatlerimiz içinde bulunduğumuz dakikaya devam edecek. Sizler için her şey güzel olsun. Hayırlı akşamlar, mutlu yarınlar diliyorum. Hoşça kalın efendim.